Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin en büyük mucizesi nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri sayılırken genellikle Peygamber Efendimizin hayatında gösterdiği harika haller sıralanır. Ağacı çağırınca yanına gelmesi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek avucuna aldığı taşların insanlar gibi zikir ve tespite bulunması mübarek avuçlarından suların fışkırması, on musluklu çeşme gibi vesaire. Veya da Peygamberimizin gelecekten verdiği haberler gibi, Peygamber Efendimizin bizatihi Allah'ın izniyle gerçekleştirdiği mucizeler akla gelir. Ancak Peygamberimizin en büyük, en yüksek ve kıyamete kadar hiç değişmeyecek şekilde içinde mucizelerle devam eden mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an-ı Kerim indiği ilk andan kıyamete kadar meydan okuyor. Bir benzerinin getirilmesi konusunda bütün insanlara ve cinlere meydan okuyor. Bunun bir benzerini getiremezsiniz diye onlara tabiri caizse hodri meydan diyor. Eğer bu kelamın Allah'ın kelamı olduğu konusunda bir tereddüdünüz varsa, bu insan kelamıdır diye bir iddianız varsa o zaman haydi siz de insanlar ve cinler olarak bir benzerini getirin diye meydan okuyor. İşte bu meydan okuması kıyamete kadar devam edecek ve bir benzeri getirilemediği gibi getirilemeyecektir. Şu halde Peygamberimizin bütün asırlarda herkese meydan okuyan ve mucizeliğini bütün insanlara gösteren en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim oluyor. Diğer taraftan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gösterdiği mucizeler zamanla sınırlı ve belli dönemlerde gerçekleşmiş ve sadece o olayı görenler şahit olmuş. Diğerleri bilgi olarak onlardan haberdar oluyor. Evet onlar da mucizedir ve onlar da peygamberimizin peygamberine delil oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar onu okuyan ve duyan herkes onun mucize olduğunu görüyor ve şahit oluyor. Bu açıdan onun mucizeliği kesintisiz olarak kıyamete kadar devam edecek. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir. Diğeri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğuna, Allah'ın elçisi olduğuna, Kur'an'da yüzlerce, binlerce delil var. Her bir Kur'an ayeti Allah'ın kelamı olmakla beraber ve bir benzerinin getirilmesi imkansız olmakla beraber aynı zamanda onu bize getiren Resul'ün insanın da Allah'ın elçisi olduğunun bir delilidir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de bulunan bütün deliller, bütün mucizeler aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir mucizesi olduğundan içerisinde yüzlerce, binlerce Peygamberimizin peygamberine deliller söz konusudur. Bir diğeri Kur'an-ı Kerim'in kendisi Allah'ın kelamı olarak 40 yönden mucize olarak kabul edilmiş yani onun bir benzerini getirmek mümkün değil. Aslında bunu anlamak zor değil. Biraz kafa yorsak belki dünyada bile Allahu Teala'nın o Kur'an'ın benzerini getirilemeyeceğine çok deliller gösterdiğini göreceğiz. Mesela Allahu Teala buyursa ki: "Eğer bu insanı anne ve babasının yaptığı konusunda bir iddianız varsa ve bu insanı Allah'ın yarattığı konusunda bir tereddüdünüz varsa haydi siz de bir insan yapınız." deseydi, insanlar veya cinler bir araya gelse, toplansalar, hepsi bir akıl olsa, bir kudret, bir güç olsaydı, bir insan yapabilirler mi? Haydi diyelim ki bir insan yapma imkanınız yok. Hiç olmasa bir baş yapın. Bir insan başı yapın. E onu da yapamayacaklardı. Haydi onu yapamıyorsun, bari bir insan gözü yapın. E onu da yapamayacaklar. Hatta bir hücre yapın, onu da yapamayacaklardı. Dolayısıyla Allahu Teala'nın 40 yönden muciz olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından getirilmesi, Allahu Teala'nın ona indirmiş olması, o 40 yönden mucizeliği itibariyle Peygamberimizin de Allah'ın elçisi olmasının delilleridir. Kur'an Allah'ın kelamı ise ve Kur'an'da 40 yönden binlerce mucizelik yönleri ispat edilmişse Öyleyse bunu getiren kişi de Allah'ın elçisidir diyoruz. Bu açıdan iki ayet-i kerimenin mealini vererek bir de istifade edebileceğimiz bir eserin ismini vererek bu sorumuzu sonlandıralım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki قُلْ لَاِنْ اِشْتَمَعَةِ الْاِنْسُ بَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِرًا Yani de ki ey Resulüm Allah peygamberimize hitaben. Yani bugün bütün müminlere hitaben de aynı şeyi anlayabiliriz. Deyin ki: Eğer insanlar ve cinler toplansalar bir araya gelseler, o Kur'an'ın bir benzerini getirmeleri mümkün değildir. Hatta onlar bir araya gelip birbirine kuvvet de verseler, beraber bir araya gelerek kolektif olarak toplanıp bir benzerini getirmeye çalışsalar da onun bir benzerini getiremeyeceklerdir. Bir başka ayet-i kerimede eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu Kur'an'da hakkında bir tereddüdünüz, bir şüpheniz varsa, yani Allah'ın kelamı olduğu konusunda bir tereddüdünüz, ya da bu Muhammed'in kelamıdır, insan sözüdür diye bir iddianız söz konusuysa, haydi siz de onun, ondan bir suresini getiriniz. Bir suresini. Ayetin devamında Rabbimiz getiremeyeceksiniz ve getiremeyecekseniz o zaman korkun, Allah'tan sakının ve ona iman ederek onun cehenneminden kendinizi koruyunuz ve peygambere iman ediniz. Dolayısıyla Allahu Teala o günden bugüne ve kıyamete kadar Kur'an'ın bir benzerinin getirilmesi konusunda yaptığı meydan okumaya bugüne kadar hiç kimse çıkamamış, çıkamayacaktır. Ve bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük bir mucizesi olarak elimizde her gün okunuyor ve dinleniyor. Bu konularda daha detaylı ve somut örnekleri, Kur'an'ın mucizelik yönlerinden güzel örnekleri görmek isteyenlere Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Sözler isimli eserinin 25. sözünü 100 sayfadan fazla bir bölümün Kur'an-ı Kerim'in mucizelik yönleriyle ilgili açıklama yapıldığını görüyoruz. Ve bunu da mutlaka bir okunmasını tavsiye ediyor. Ayrıca sadece Kur'an-ı Kerim'in harflerinin, kelimelerin ve cümlelerin dizilişiyle ilgili bir kitap olarak da İşaratul İ'caz isimli aslı Arapça olan ama daha sonra tercüme edilerek bizzat kendisi zamanında kendisinin emriyle tercüme edilmiş Türkçe olan o tefsirde bakılmasını önemli tavsiye ediyor.